Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hücresel solunumun artık aşamalarına gireceğiz. Nedir bu aşamalar? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, hücresel solunumun aşamaları glikoliz, piruvat oksidasyonu, sitrik asit döngüsü ve elektron taşıma sistemi yani oksidatif fosforilasyon olarak 3 evrede işleyeceğiz. Ama ben bunları anlatırken ayrı ayrı sanki 4 evreymiş gibi anlatacağım. Yani asetilkoenzima ile sitrik asit döngüsünü ayrı ayrı evreler şeklinde anlatacağım arkadaşlar. Şöyle hücresel solunumun aşamaları diye bir başlık yazdık. İlk önce bu aşamalardan bahsedelim. Daha sonra arkadaşlar glikoliz evresiyle devam edelim. Şimdi neymiş bu aşamalarımız? Birinci evremiz arkadaşlar. Birincisi glikoliz. Zaten bu videoda glikolizden bahsedeceğiz. İkinci evremiz pirüvik asit oksidasyonu. Pirüvik asit oksidasyonu. Ya da piruvat oksidasyonu diyebiliriz. Üçüncü evremiz şimdi Campbell pirüvik asit oksidasyonu ile sitrik asit döngüsünü tek bir başlık altında anlatmış. Ama ayrı ayrı anlatacağım arkadaşlar ben. Fark eden bir şey yok zaten. Sitrik asit döngüsü. Sitrik asit döngüsü. Veya TCA da deniliyor arkadaşlar bu döngüye. Veya Krebs döngüsü. Dördüncü evremizde oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyon evresi. Oksidatif fosforilasyon evresinde de ETS'yi yani elektron taşıma sistemini ve kemiozmosu göreceğiz. Kemiozmos. Bunları anlatacağız. Şimdi arkadaşlar genel bir neler üretiliyor genel olarak şöyle bir bahsedeyim. Daha sonra kaldığımız yerden glikoliz evresiyle devam edelim. Şimdi bakın şu bizim mitokondrimiz. Mitokondri. Mitokondrinin dışları. Bir de arkadaşlar mitokondrinin neyi var? Şöyle iç zarı var. Bu şekilde gidiyor, devam ediyor. Glikoliz dediğimiz evre tüm canlılarda ortaktır ve sitoplazmada gerçekleşir. Ama şu 3 evre arkadaşlar geriye kalan 2, 3 ve 4. evreler eğer ökaryotik bir canlıysa mitokondride gerçekleşir. Ama yine prokaryotik bir canlıysa arkadaşlar tabii ki sitoplazmada gerçekleşecek. Çünkü prokaryotlarda mitokondri yok. Ama biz hep ökaryotlar üzerinden gittiğimiz için mitokondri üzerinde göstereceğiz. Arkadaşlar glikoz molekülü bakın şöyle glikoz molekülü neye dönüştürülüyor? Piruvata. Tabii burada piruvat oluşurken 2 tane piruvat oluşuyor. Bu evreye biz ne diyeceğiz? Glikoliz evresi diyeceğiz. Şu evremiz. Nerede gerçekleşiyor arkadaşlar bu evre? Sitoplazmada gerçekleşir. Yani isterseniz şöyle yazayım. Sitoplazmada gerçekleşir ve tüm canlılarda ortaktır. Unutmayın. Hem oksijenli solunumun hem de oksijensiz solunumun ilk basamağını oluşturur arkadaşlar. Bu evremiz glikoliz evresidir. Glikoliz evresinde üretilen piruvat eğer ki ortamda oksijen varsa yani oksijensiz solunum yapmayacaksa, oksijenli solunum yapacaksa nereye giriyor karyotlarda? Mitokondrinin içerisine. Arkadaşlar mitokondrinin içerisinde neye dönüşüyor bu? Asetil koenzimaya dönüşüyor. Asetil koenzima oluştuktan sonra da sitrik asit döngüsü başlar ve sitrik asit döngüsüyle şöyle sitrik asit döngüsü bu şekilde yazıyorum arkadaşlar kısaca. Sitrik asit döngüsünde de bazı maddeler ve ATP üretilecek. Şimdi bu maddelerin neler olduğunu da söyleyeceğim. Daha sonra arkadaşlar sitrik asit döngüsünden sonra ise son evremiz olan oksidatif fosforilasyon evresi başlar. Oksidatif fosforilasyon evresi başlar. Bu evrede de zaten ATP sentaz enzimi kullanılarak bir sürü ATP üretiliyor. Peki buralarda üretilen maddeler nelerdir? Hangi yolla üretiliyorlar? Bunları şöyle bir kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar glikoliz evresinde bakın şöyle yazının üstünden geçireceğim ama önemli değil. Glikoliz evresinde NADH molekülü üretilir. NADH molekülü üretiliyor arkadaşlar. NADH ile gelen elektronlar nereye gönderiliyor bakın? Buradan oksidatif fosforilasyon evresine gönderiliyor. Daha sonra glikoliz evresinde bir de ne üretilir? ATP üretilir. Bu üretilen ATP şeklini arkadaşlar burada ATP üretiliyor. Biz buna substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Kısaca fos olarak yazdım. Şimdi substrat düzeyinde fosforilasyonu ben size anlatmıştım. Eğer ki organik bir madde kullanıp
Ondan biz enerji üretiyorsak biz buna substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz. Ondan sonra geliyorum asetil koenzim evresine. Yani şurada pürüvik asit oksidasyon dediğimiz evre var. Bu evrede de arkadaşlar yine ne üretilecek? Nadaşlar üretilecek. Bu nadaşlar yine nereye gidecek arkadaşlar? Burada üretilen nadaşlar da aynı şekilde elektron taşıma sistemine yani oksidatif fosforilasyon evresine gider. Burada da yine nadaşlar üretiliyor. Sonra geliyorum sitrik asit döngüsüne. Arkadaşlar sitrik asit döngüsünde de şöyle hem nadaşlar üretiliyor bakın hem de FADH2 dediğimiz moleküller üretiliyor. NAD ve FAD molekülleri koenzim olarak görev yapar burada ve bu koenzimler hidrojen tutucu koenzimlerdir arkadaşlar. Oldukça önemli özelliğe sahiptir. O zaman şöyle yazalım. NADH ve FADH2 yazdık. FAD molekülü zaten sadece sitrik asit döngüsünde var. Başka döngüde yok arkadaşlar. Şimdi gelelim burada hangi ATP'ler üretiliyor? Arkadaşlar sitrik asit döngüsünde de ATP üretilir. Asetil koenzim evresinde yoktur. Yani şu pürüvik asit oksidasyon dediğimiz şu arada geçen evrede ATP üretimi yoktur. Ama diğerlerinde ATP üretimi var. Burada üretilen ATP de yine substrat düzeyinde fosforilasyonlu olur. Kısaca SDF yazdım. Bakın bunun kısaltılmışı. Bir de oksidatif fosforilasyonda da yine ATP üretimi vardır. Zaten adı üstünde ne diyoruz? Oksidatif fosforilasyon diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ATP üretimi gerçekleşir. Şimdi kısaca böyle. Ama gelelim uzun uzun anlatma kısmına. Arkadaşlar sayfayı değiştiriyorum ve glikoliz evresine geçiyorum. Başlığımızı yazalım. Şöyle bir glikoliz diyelim. Bir glikoliz. Bu videoda size sadece glikolizden bahsedeceğim. Arkadaşlar, glikoliz evresi ne anlama geliyor? Şekerin parçalanması evresine anlamına gelir arkadaşlar. İki tane alt evreden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi enerjinin harcandığı evre, diğeri de geri ödeme evresidir. Şimdi enerji ilk başta harcanıyor ki aktif hale gelebilmesi için. Hani hatırlayın. Aktivasyon enerjisi dediğimiz bir enerji vardı. Neydi bu enerji? Tepkimenin başlaması için gerekli olan enerjiydi. İşte glikolizde de başlayabilmesi için aktivasyon enerjisi dediğimiz bir enerji vardır. İki tane ATP burada parçalanıyor. Yapısındaki enerji kullanılıyor arkadaşlar. Yani bir enerji harcama evresi var. Sonraki evrelerde ise yine ATP üretilecek ve geri ödeme evresi yapılacak. Orada da 4 tane ATP üretiliyor. Şimdi iki tane harcadık. 4 tane oluşturduk. Net kazancımız ne oldu burada? 2 ATP net kazancımız vardır arkadaşlar. O zaman şöyle bakın yazayım. Açıklama olarak şekerin parçalanması anlamına gelir. Parçalanması anlamına gelir. 2 alt evreden oluşur arkadaşlar. 2 alt evreden oluşur. Birincisi enerji harcanan evre. İkincisi de arkadaşlar geri ödeme evresi. Geri ödeme evresi veya geri ödeme yapılan evre diyeceğiz. Şimdi net enerji verimine baktığınız zaman arkadaşlar şöyle net enerji verimini de yazalım. Net enerji verimi bakın bir tane glikoz için bir glikoz için arkadaşlar 2 ATP net enerjimiz ve 2 tane de nadaş molekülümüz vardır. Neden nadaşları sayıyorum? Çünkü nadaşlar elektron taşıma sisteminde kullanılarak orada da ATP üretilecek. O yüzden buradaki nadaşı da sanki enerji elde etmiş gibi kullanacağız. Oksidatif fosforilasyonda zaten orada enerji elde edeceğiz. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar glikoliz evresini ben size şekil üstünden anlatacağım. Yani böyle basamak basamak teker teker anlatacağım. Ama yazılarını yazmayacağım. Yazılarını Campbell'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Campbell'da sayfayı net olarak hatırlamıyorum ama 180'li sayfalarda olması lazım. Zaten Campbell'ın PDF molekül demişim ya. PDF'sini arkadaşlar benim o ilk videomda ÖABT için çektiğim ilk video vardı ya hani soru ve konu dağılımı videosu. Onun altına hemen paylaştım. Açıklama kısmından 9. baskının PDF'sini indirebilirsiniz. Evet gelelim şimdi. Burada 6 karbonlu bizim glikozumuz var. Biz glikoz üzerinden anlatacağız arkadaşlar. 6 karbonlu glikoz var.
Bu 6 karbonlu glikozun yapısına bir tane fosfat bağlanmak isteniyor. Bir tane fosfat bağlanacak. Peki bu fosfatın bağlanabilmesi için ne olması lazım? Tabii ki fosfatı bir yerden almamız lazım. Arkadaşlar, bu fosfatı bağlamak için ATP molekülü harcanıyor burada. ADP artı inorganik fosfat üretiliyor. Bu inorganik fosfat nereye bağlanıyor? İşte 6 karbonlu olan bu bileşiğe bağlanıyor. Peki bunu yapan enzim hangi enzimdir? Hexokinaz enzimidir. Hexokinaz enzimidir. Bu enzim ne yaptı? Fosfatı bağladı. Gelelim ikinci evremize. Arkadaşlar, bu arada bunun adı, bakın artık bu bileşiğin adı glikoz 6 fosfattır. Glikoz 6 fosfat. Neden 6 fosfat diyorum? Çünkü 6. karbona bağlanıyor bu fosfat. Bu yüzden 6 fosfat olarak isimlendiriyorum. Daha sonra geliyorum diğer evremize. Diğer evremizde yine 6 karbonlu bir fosfatlı bir bileşik oluşturacağız. Baktığınız zaman kapalı formülü aynı mı? Evet, o zaman ben izomer bir bileşik oluşturacağım. İzomer bileşiğimiz şu. Fruktoz 6 fosfat. Arkadaşlar, bunu yapan enzim ise fosfoglukoizomeraz dediğimiz enzimdir. Fosfoglukoizomeraz. Zaten adı üstünde, izomeraz enzimi ne yaptı? İzomerine dönüştürdü. Sonraki evrede ne olacak? Arkadaşlar, bu fosfofruktoz 6 fosfat bir fosfat daha bağlayacak kendine. Bir fosfat daha bağlayacak ve 2 fosfatlı hale gelecek. Yani 6 karbon 2 fosfatlı bir bileşik oluşacak. Bu bileşiğin adı da fruktoz 1,6 fosfat. Yani hem birinci karbona fosfat bağlandı hem de altıncı karbona bağlanmıştı. Fosfatı bağlayabilmek için yine ne yapacağız? ATP harcayacağız mı? Evet. İşte burada da ATP harcanır. ADP artı inorganik fosfat oluşturulur ve bu fosfat gelip fruktoz 6 fosfata bağlanarak fruktoz 1,6 fosfatı oluşturur. Peki burada görev yapan enzim hangisidir arkadaşlar? Fosfofruktokinaz enzimidir. Fosfofruktokinaz enzimidir. Bu enzimde ne yaptı? Olayı gerçekleştirdi. Buradan sonra bu fruktoz 1,6 fosfat dediğimiz bileşik ikiye ayrılacak. Hemen yan tarafa devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle ikiye ayrılma olayı var bakın. Bu bileşik iki eşit yapıya ayrıldı arkadaşlar. 3 karbon 1 fosfat bu tarafta. 3 karbon 1 fosfat da diğer tarafta. Bunu yapan enzim ise aldolaz enzimidir. Aldolaz enzimi, yani fruktoz 1,6 fosfatı aldolaz enzimi ne yaptı? 3 karbon 1 fosfat, 3 karbon 1 fosfata dönüştürdü. Arkadaşlar, bu 3 karbon 1 fosfatlar kapalı formülleri aynı ama açık formülleri farklı olan izomerlerdir. O yüzden bunların isimleri de farklıdır. Buradaki yazdığımız gliseraldehit 3 fosfattır. 3 fosfat. Burada yazdığımızda arkadaşlar dihidroksi aseton fosfattır. Bunlar birbirine dönüşebilir. Bakın, izomerleridir çünkü birbirlerinin. Bu yüzden de dönüşebilirler arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Peki birbirlerine dönüştüren enzim hangisidir? İzomeraz enzimidir. Bunları birbirine dönüştürüyor. Şimdi tepkime iki yönlü de devam edecek. Ama nasıl devam edecek? Gliseraldehit 3 fosfat yönünden devam eder. Yani bu tepkimenin şuradaki bileşiğin parçalanabilmesi için önce neye dönüşmesi lazım? Gliseraldehit 3 fosfata dönüşmesi gerekiyor. Daha sonra aşağıda yazacağım, tepkimeler gerçekleşiyor. Ben şimdi buradan anlatacağım arkadaşlar. Ama aynı olayın bu tarafta da gerçekleştiğini unutmayın. Çünkü hesaplamayı ona göre yapıyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi bu gliseraldehit 3 fosfat molekülü 3 karbon 2 fosfatlı bir bileşik oluşturacak. Şimdi fosfat ortamda var arkadaşlar. Bu fosfatı kendisine bağlıyor başka bir enzim sayesinde. Bakın, bu enzimde triyoz fosfat dehidrogenaz enzimidir. Yani bu enzimler belki karşımıza çıkabilir. O yüzden bu enzimlerin hepsinin ismini yazıyorum. Arkadaşlar, burada da bir molekül NAD molekülüne bakın.
Nat molekülüne hidrojen bağlanır ve NADH molekülü oluşur. NADH molekülü oluşur. Bu arada NADH'ı yazarken de NADH artı H şeklinde yazıyoruz. Daha sonra geliyoruz arkadaşlar. Bu 3 karbonlu bir fosfatlı molekül diyor ki, ben şimdi diyor ismini de yazayım bu arada. Bunun 1,3 bir fosfogliserat adıdır. 1,3 bir fosfogliserat. İsmi bu arkadaşlar. Daha sonra bu bileşik tekrardan ayrılacak. Ne yapacak? Fosfatını diyor ki ben fosfatımı bırakmak istiyorum bir tanesini. Bir fosfatı bırakırsa bu fosfatı nereye bağlayacağız? Tabii ki ADP'ye bağlayıp ATP üreteceğiz. İşte ATP üretimi olayı başladı bakın. ADP'ye fosfatı bağladık arkadaşlar. Ne ürettik? ATP ürettik. Buradaki fosfatlardan birinden kurtulduk. Bunu yapan enzim hangi enzimdir peki? Bunu yapan enzim de fosfoglisero-kinaz dediğimiz enzimdir. Fosfoglisero-kinaz. Burada oluşan bileşiğin adı nedir artık? Burada oluşan bileşiğimiz de fosfogliserattır arkadaşlar. 3 fosfogliserat. Farkındaysanız bakın 1,3 bir fosfogliserattı. Bir tanesi gitti. 3 fosfogliserat kaldı. Buradan sonra ne olacak? Buradan sonra arkadaşlar bizim 3 karbonlu olan bileşiğimiz hala devam ediyor. Bu da arkadaşlar 2 fosfogliserat. Ne yaptı bakın? Fosfatın yerini değiştirdi. 3. karbona bağlıydı. 2. karbona bağladı. 2 fosfogliserat. Bunu yapan enzim de fosfogliseromutaz. Gliseromutaz enzimidir. Belki şu enzimler sorulmayabilir ama aldolaz enzimi, izomeraz enzimi sorulabilir arkadaşlar. Çünkü bunlar hani hepsi birbirine çok karışabilecek enzimler. O yüzden sormayabilirler. Daha sonra geliyorum. Tekrardan olayımız devam ediyor. Bakın fosfogliseratı oluşturduk. 2 fosfogliserat. Buradan sonra arkadaşlar yine 3 karbonlu bir fosfatlı bir bileşik oluşturacağız. Arkadaşlar bu 3 karbonlu bir fosfatlı bileşiğimiz fosfoenol piruvattır. Fosfoenol piruvat. Bu bileşik PEP olarak da isimlendiriliyor. Bakın PEP olarak da isimlendiriliyor. Karşınıza bu şekilde çıkabilir. Bunu yapan enzim de arkadaşlar enolaz enzimidir. Enolaz enzimi. Burada enolaz enzimiyle bu olay gerçekleşirken bir molekül su açığa çıkar. Bir molekül su açığa çıkar arkadaşlar. Yani o zaman glikoliz evresinde biz TYT'de anlatırken diyoruz ki su açığa çıkmaz. Ama normalde nedir? Su açığa çıkar arkadaşlar. Biz bunu bileceğiz. Daha sonra fosfoenol piruvat dediğimiz bileşik neye dönüşecek? Artık 3 karbonlu piruvata dönüşecek. Piruvat. O zaman fosfatını kaybetmek zorunda mı? Evet. Fosfatını kaybederken de ne yapıyoruz yine? ATP üretiyoruz. ADP molekülüne fosfat bağlayıp ATP ürettik ve piruvat molekülünü oluşturduk. Burada görevli enzim de piruvat kinaz enzimidir. Piruvat kinaz enzimidir arkadaşlar. Bu şekilde bizim glikoliz evremiz. Şimdi glikoliz evresini dedik ya iki evreye ayırıyoruz diye enerji harcanan ve geri ödeme evresi. Arkadaşlar şurası enerjinin harcandığı evredir. Enerji harcanan evre. Şu kısım ise hani tamamını aldığımı düşünün lütfen. Şu kısım ise nedir? Geri ödeme evresidir. Enerjinin geri ödeme evresi. Ödeme evresi. İşte biz glikolizi bu şekilde anlatıyoruz. Dediğim gibi teker teker yazıp hani videoyu uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Sizler de Campbell'dan bulabilirsiniz. Campbell'da 180'li sayfalardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam net olarak sayfayı yazmamışım. Oradan teker teker açıklamasını da bulabilirsiniz. Ama böyle şekil üstünden çalışırsanız daha kolay bir şekilde anlarsınız. Sonraki videoda pürüvik asit oksidasyonu ve Krebs döngüsünü anlatacağım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.